Ön çeker mi? Aynen. Çekiyor, çekiyor. Karlı bir günden hepinize selam millet. Ben Arda ve yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Şu an odamdayım, karanlık, kusura bakmayın. Bir sabah kalktık ve cidden durum bu şekilde. Deli bir kar var. Cidden bayağı var. Bizim oraları temizlemişler. O sayede terlikle oraya kadar gidebildim. Yoksa gidebileceğimi zannetmiyorum. Bu arada benim ilk videolarımdan beni tanıyan Saint Steven'dan, çok eski videolardan tanıyanlar bu kaykayı bilir. Bu kaykay Moncton'daydı. Buraya orada kaldığım evden postal attım. Bu efsane de geri döndü. Havalar güzelleşti mi? Bu efsaneyle de videolara başlarız. Evet, bakalım arka bahçede durum nasılmış. Arka bahçeye geldik. Burası her şey yaptım. Benim kış lastiklerini... Aa, benim kış lastikleri devrilmiş. Kış lastiklerini buraya koydum. İşte burada başkasının kış lastikleri var falan. Ve arka bahçede durum bu şekilde. Evet. Arka bahçe karlı bayağı. Şimdi burayı temizlemişler tabii normal olarak. Buradan gidiyoruz. Arabanın oraya çıkacağız. En önemlisi bakalım araba. Şöyle tekrar kilitlememiz gerekiyor burayı. Ya bu da hiç hırsızın açamayacağı bir kilit değil zaten. Evet. Buraları gördüğünüz gibi temizlemişler yürüme yollarını. Şöyle şuradan geçiyoruz. Çünkü bu taraf çok karlı. Ya gördüğünüz gibi kar var bayağı ya. Benim arabanın durumu bu şekilde. Bu tarafı böyle karlı. Yani bu taraftan yürünmez bile. Şunları nasıl atacağım ben onu çalıştırayım. Ya da arabayı çalıştırayım, biraz bekleyeyim. Araba otomatik şey yapar. Şimdi bakalım. Ha, kapı kolunda sıkıntı yok. O kadar soğuk değilmiş. Bırak, arabanın içine nasıl kar girdi? Ben arabayı hiç açmadım ki. Abi arabanın içine kar girmiş. Aa, bakın biri ATV'sini götürüyor. Oha, ATV'sini götürüyor bu karda. Biraz buradan nasıl kar girmiş ben onu anlamadım. Ya da 2 saniye açınca girmiş olamaz. Sanki daha önceden girmiş gibi. Araba kar nasıl alıyor? Evet. Şimdi bakalım. Şu ön taraftakileri silecekle atmayı denesek. Araç çalıştı. Evet, normalde şu ön camı ve arka camı falan temizlemek için, arabanın üzerinden küremek için Canadian Tire'da böyle bir tane parça satıyorlar. Onunla böyle kürüyorsun camdan. Ama o parça bende yok ne yazık ki. Alsam mı ya şimdi gidip? Canı almaya gideceğiz şimdi, oradan geçeriz. Oha oha. Tamam ya, kar yumuşakmış. Yumuşacık. Tamam, silecekleri de bozmayalım da. Az önümüzde şöyle koskocaman bir tane şeyle gidiyoruz. Geri görüş kameramız hala çalışıyor. Hadi bismillah. Evet, şu anda karın içindeyim.
Ödüm koptu yemin ediyorum, şu parça çalıştı. Şu arka silecekler çalıştı, ödüm koptu ya. Yandı. Şöyle burada araba geliyor mu, araç geçsin. Bir elimde tripod tutuyorum, bir elimde vites atmam gerekiyor. Diğer yanda da kar yağıyor. Evet, bir de kemeri takmamız gerekiyor, harika. Üst üste her şey biniyor. Evet, şu anda yani şöyle aşağı kısmı zor gözüküyor ama onun dışında bir sıkıntı yok. Kemerimizi taktık. Evet, yollar bu şekilde. Sabitlesem mi? Kırmızı ışık. Evet, nasıl gidiyor timelapse ama biraz titriyor gibi ya. O yüzden bakalım nereye çekiyordum ben önce. Biraz titriyor gibi. O yüzden çok güzel çıktığını düşünmüyorum. Keşke şöyle bir arabaya bağlanan bir tripod falan olsa. Çünkü tripodu oraya koyunca çok titriyor. Arabanın titremesi sebebiyle tabii. Küçücük bir titreme olsa bile tripodu bayağı bir titretiyor. Şimdi yollar falan kaymıyor. Kanada Belediyesi çalışıyor galiba. Çünkü yollar falan kaymıyor ama insanlar bayağı temizliyor. Yani insanlar kendi evlerinin gerçekten sorumluluğundalar. Ya böyle kimse bugün dışarı çıkmayacağım zaten bırakayım falan demiyor. Böyle görüyorum yol kenarlarında giderken. Bütün herkes böyle önünü bir temizleme peşinde, böyle bir küreklerle çıkmışlar. Evlerinin önündeki karları kürüyorlar. Ya hoş bir durum. Kendi evlerinin şeyinde olmaları. Ya böyle bir de kar yağıyor hemen. Mesela geçen yıldan hatırlıyorum. Geçen yıl lise okurken kaldığım evde falan veya ondan önceki sene. Hemen böyle kar yağardı böyle. Daha kar daha tutmamış bile böyle. Hemen benim elime küreği verirlerdi. Arda sana zahmet bizim şeyi önümüzü hemen temizleyebilir misin falan derlerdi. Yolu açar mısın falan derlerdi. Yani oradan abire böyle bir hemen kar yere düştüğü anda böyle bir temizleme telaşına giriyorlar. Yani güzel bir durum tabii. Ortam çok karlı gözükmüyor öyle olmuyor. Şöyle diyeceksiniz, seni mi göreceğiz, etrafımı, etrafı göstereyim ama şimdi Can'ın evine yaklaştım, buradan navigasyon açmam gerekiyor. Yani şurada sağ tarafta bir yerlerde ve sağ taraftaki bütün sokaklar birbirine benziyor ne yazık ki. Evet, şimdi navigasyona ihtiyacım var, o yüzden görüntüleri kapatıyorum. Can'ı aldıktan sonra görüşürüz. Bakın şu sokağı da görün mesela, ara sokak da görmüş olun. Şöyle her yer karlarla kaplı. Aa, tümsek varmış ya, kardan gözükmüyor. Zaten benim şu önümdeki şu bölümü yüzünden ben aşağıyı direkt göremiyorum. Şöyle sokaklarda bu şekilde etrafta. Evet, adamın evinin önünde koskocaman tekne mi var, ben mi yanlış görüyorum? Hayır, kar içeri girme. Ah, bir parça düştü. Sen inşallah girmezsin. Tamam, o oraya yapışmış, buz olmuş. Ah, yetişemiyorum. Aynen. Ah, karmış. Tam neyse. Tekne var adamın evinin önünde. Bayağı güzel. Altına paleti koymuş, her yere taşıyor. Hakkıklar bu şekilde. Geldim sayılır Can'ın evinin önüne. Böyle gördüm, navigasyonu durdurdum, çekeyim dedim. Oha, araba şu anda olduğu yerde pati çekiyor bu. Bu yola ne gerek biliyor musunuz? Bir tane 4x4 2004 Subaru Impreza lazım. WRX XTi. Yani bu yola tam o lazım. Çünkü şu anda bizim araba olduğu yerde ön tekerlekler sarıyor. Ön çeker olduğu için.
ön tekerlekler bayağı sarıyor. Şuradan sol sağ yapacağız. Stop sign'ı da herhalde polis baba bu hava durumunda laf etmez. Şuradan kayıp şu arabaya giriyormuşuz. Yaşanırsa şaşırmam açıkçası. Tekerler olduğu yerde dönüyor ya. Oh! Oh! Bakın sol sağ yapıyorum ama araba sol sağ yapmıyor. Çok geç tepki veriyor. Çünkü tekerler dönüyor olduğu yerde. Evet, gelmiş olmamız gerekiyor canım dedim ben. Bakın bundan bahsediyorum. Mesela eşiyle birlikte şu anda karla bükülüyorlar. Ya da şöyle bir şey lazım bu karda var ya. 10 numara gider. Kapı kilitli. Açtım açtım, gel. Oğlum arabayı temizler lan bir. Sen nereye kar yapın? Şey yok mu sizde ha, şu küreme şeyi? Aa. Küreme şeyi var mı sizde? Yok kanka, bizde. Nasıl oğlum, şu arabanın üzerinden attığın yok mu? Biz kullanmıyoruz. Siz de mi kullanmıyorsunuz abi? Ondan lazım bana bir tane. Canadian Tire'dan alalım olmadı. Kanka elini atsana şöyle kabasını tabii ya. Tabii, 2 saniye. Eldivenin var mı? Yok. Boş. Hayda kahraman. Helal olsun be sana, helal olsun. Durun bir havanın, dışarının bir havasına bir bakalım. Biz de o sırada. Allah düşüyordum lan. At. Sen buraya kadar nasıl geldin oğlum? Onu göremedim ya. Göremedim zaten de. Hayır, bir de arabada şey var kanka. Arabanın sıkıntısı şu, kar lastiği yok arabada. Şaka yapıyorsun. Hayır. Dört mevsim var. Hayır, sıkıntı oldu. Ama gene... Bizden hepsi dört mevsim kanka. Bağım sürekli şehir dışına çıkıp geliyor. Ama şöyle bir durum var. Şu an kaza yapsam sigortanı işlemiyorlar. Öyle mi? Kar lastiği olmak zorunda. Kanka... Sigortaya girmesi için. O yüzden dikkat edin. Yavaş kullanıyoruz ya. Ya zaten lastikler iyi tutuyor. Bir de şey... aşınmış lastik değil, yeni lastik olduğu için. Evet. Babamın arabasının ön camı çatladı. Ön cam mı çatladı? Ha, ön cam. Ha, valla. Geçmiş olsun. Farkını açmış komple. Valla. Evet, sokaklar bu şekilde. Ford Focus SE. Bakın nasıl bak. Abi bu egzoz Borla olsa şaşırmazdınız ama kanka, bu egzoz Ford Focus. Ha? Kanka alma ya, sen niye en baştan aldın ki? Sizde vardır ya, şöyle üzerini küreyecek bir şey lazım. Yok kanka. Yok mu? Biz hiçbir şey almadık öyle. Vallahi. Tamam o zaman. Hadi arabaya atla. Booster Juice içmeye gidelim. Booster Juice. Engine on. Bizi beklemiyor inşallah. Geç abi sen. Geç. Evet, şimdi Booster Juice yerine Starbucks'a gitmeye karar verdik. Starbucks'tan sıcacık bir kahveler alalım. Çünkü hava cidden soğudu biraz. Tripod mu aldın lan? Tabii tripod şey aldım oğlum. Nasıl? Güzel arabaya mi tripod? Arabaya bağlayabiliyor musun bunu? Herhangi bir şekilde bir yere koyabiliyor musun? Yok, arabaya bağlanmıyor. Bağlanmıyor değil mi? Aynen. Aynen. Tamam. Güzel ama tripod kanka ya. Güzel duruyor bu arada. Değil mi? Güzel tripod, hoş. Şimdi gidelim. Bayağı. Bir de ara sokaklar kötü. Mesela ana yolların hepsi tertemiz mesela. Bir nokta kar bile yok ama ara sokaklar... Araba geçiyor. Ara sokaklar şey... Ben kamerayı kapatayım, Starbucks'a gidince görüşürüz. Bu yolları zaten gördünüz. Bırak da gidiyor lan bu. Bakıyorum. Ön tekerleklere bak kanka. Arka, ön çeker mi? Aynen. Çekiyor. Ama yüksek devir verdiğimde, düşük devir kullandığımda... Çekmez kanka. Çekmiyor. Yani de ani frenlerde falan bayağı orada durmuyor. Ben geliyorum arabaya. Dümdüz geliyor, gel kanka.
Yok gelme kanka. Almıyorum seni. Sen emanet atar arabada. Bir baktım gidiyorsun herhalde dedim bu beni bıraktı. Yok yok. O arkamda araba vardı. Yeni bere nasıl abi? Yeni bere. Kanka ablam. Heh. Şey oldu mu? Fuckboy oldun mu? Skoşi ben. Oo güzelmiş yani, kanka. Sponsor yani. Gayet güzel. Abi, Scotia Bank. Bize sponsor kim olacak abi? Scotia Bank olacak tabii. Bu arada efsane kayıyor araba. Çok dikkatli git bence. Araba aynen. Ama bütün arabalar kayıyordur. Yani dört çeker olmadığı sürece. Bak bak nasıl batıyor. Ama dediğim gibi düşük devir kullandım mı çok sıkıntı yaratmaz araba bence. Ya fazla yaratacağını sanma. Çok çirkin. Çok çirkin. Nasıl? Kafamdaki nasıl abi? Yorumlara şey alabilir miyiz? Sana kırmızı çok yakışıyor. Sol yapalım. Evet şimdi Starbucks'a 2 dakikalık yol kaldı. Starbucks'a görüşelim. Hadi görüşürüz. Evet bu soğukta en iyi ne gider? Kahve gider. Starbucks'a geldik. Aha. Starbucks'a geldik. Ve şurada da Booster Juice var. Booster Juice'u aslında size göstermek çok istiyordum da. Soğuk hava kahve. Çok soğuk aynen bir kahve. Aynen güzel bir kahve içelim. Sana kırmızı çok yakışıyor. Aa param yatırsam da acaba kartı. Evet Can Bey'i yolladık şuradaki alışveriş arabalarını toplayıp çekmesine. Şöyle üzeri kapalı bir yer var. Herhalde smoking area olarak yapmışlar bakalım ne yazıyor. Aynen. Orada sandalye de atmışlar. Kolay gelsin canım. Giriyorum hocam. Bak cuk diye cuk. Cuk. Cukanzi bak pat. Çata pat. Araba çapraz kaldı ama bir şey olmaz. Boş ver. Sol taraf boş mu? Çok az. Yok yok fazla değil kanka. Dur dur. Girme tekerle. Sağa doğru git istersen. İyi mi böyle? İyi. Ama sen nasıl çıkacaksın? Dümdüz geri çıkacağım kanka. Yok lan öyle değil. Kapıdan nasıl çıkacağım? Ya o bize sıkıntı yaratır mı abi? Biz her yerden çıkarız abi. 10 numara 5 yıldız park. Parkıma bok atmayın yorumlarda. Ha, excuse me, do you guys have cheese Danish? Cheese Danish? Let me see. Alright. Sorry, bro. No, do you guys have... Ben şimdi kalkıp kahvaltı etmedim. Bir dilim pizza alacağım. Bakalım pizza at. Türkiye'dekine benziyor mu? Ne alaka şimdi? Evet pizzanın siparişini verdim. En küçük boy. 5.49'a. Bekliyorum şimdi 15 dakika sonra hazır olacakmış. İnanılmaz açım. İnanılmaz ölüyorum bitiyorum. Kalktığımdan beri bir şey yemedim. Evet kanalı artık test kanalına çevirelim diyoruz. Pizzam geldi. Korona mıyım? Evet şimdi kanalı test kanalına çevirelim diyoruz. Tatma kanalına. Mukbang kanalı yapalım mı? Yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi tavuklu pizzam geldi. Pizza Hut'tan. 6 dolara. Bakalım bir test tadımı yapalım sizin karşınızda. Bu arada güzel gözüküyor ya. Nasıl? Gayet güzel. Bayağı güzel bence. Bir de tavuklu aldım ben. Bayağı iyi. Güzel gözüküyor lan. Bu arada şöyle söyleyeyim. Bundan sonraki videoda şöyle bir fikrim var. Yorumlara yazın eğer böyle bir şey görmek istiyorsanız. Kanada'daki en iyi hamburgerciyi bulmak. Ya yani böyle her hamburgerciye gidip yani McDonald's'a, Five Guys'a işte her neyse işte hepsine gidip böyle tek tek hepsinden birer hamburger alıp aynı anda tatmak, hepsini puanlayıp en iyi hamburgerciyi bulmak. Bilmiyorum o tarz videolar görmek istiyorsanız yorumlarda yazın çünkü benim çok hoşuma gidiyor böyle tadımlar falan. Görmek ister misiniz? Ben şimdi pizzayı bitireceğim. O kadarını da çekmeyelim artık değil mi? Evet kahveleri aldık. Hem kahveden sıcak, dışarısı da biraz hafif soğuk. Böyle hafif de esiyor. Gayet güzel ortam. Şöyle etrafta camlarla kaplı. Zaten Ford Focus bebek de burada. Böyle havada yavaştan kararmaya başladı. Yarım saattir falan buradayız, bir saattir. Evet. Kar yağışı da durdu gerçi aslında. Değil mi? Yağmıyor bayağıdır.
yağmıyor kanka. Aynen. Yani son yarım saattir, bir saattir hiç yağmıyor kar. Gençler, bir önceki videoda bahsetmiştim. Bir önceki vlogda gerçi, bir önceki videoda değil ama hani spor salonumun şehrin birçok yerinde yeri olduğunu söylemiştim ya ve 24 saat açık olduğunu. Şu anda şehrin başka bir yerdeki şubesine geldim. Şimdi spora gireceğim. Canı falan evine bıraktım. O bölümlerde video çekmedim. Çok ilginç bir durum yoktu. Şimdi spora geldim. Sporda belki görüntü çekerim, bir etrafı görün. En azından bir önceki videoda gördüğünüz spor salonundan farklı bir spor salonuna geldim. Evet, salon bu. Ben bu salonu daha çok beğendim. Böyle öbüründe bildiğiniz gibi iki katlıydı ve böyle daha dar iki kat üzerine kuruluydu. Bunda direkt tek bir kat ve her şey bu kat üzerinde. Ve daha az kişi geliyor bana kalırsa bir önceki spor salonuna göre. Yani daha boş oluyor aletler falan. Ve buraya geldim böyle birkaç kere. Ondan sonra bir şey fark ettim. Burada Buy Low diye bir şey var. Food. Geçen gün buradan alışveriş yaptım. Burası gerçekten Walmart'tan daha uygun fiyatlı. Ama şu anda kapatıyorlar. Aslında buradan alışveriş yapacaktım da 9'da kapatıyorlarmış. Şimdi spora geldik. Evet, BCA'yı alıp ben içeri geçiyorum. İçeride çekerim görüntü. Burada bir tane daha Subway var bu arada ama bu Subway yani bayağı teknolojik bir Subway. İçeride ekranlar. Sağlam bir Subway diyoruz. Ertesi günden merhabalar. Ya dün şeyde video çekmeyi unuttum spor salonunda. O kadar kaptırdım ki böyle kendimi. Ondan sonra baktım, aa video çekmeyi unuttum falan oldu. Bugün ertesi gündeyiz ve gene karlı. Gördüğünüz gibi bugün de deli gibi kar yağıyor. Ya deli gibi dediğim yavaş yağıyor ama büyük büyük parçalar yağıyor. Böyle bayağı büyük parçalar yağıyor. Sizi kameraya çok gelmiyor bu gerçekte olduğu kadar ama. Şöyle göstereyim, bugün yine karlı. Bugün spor salonunda akşam video çekeceğim. Spor salonunu göstereceğim. Yine zaten büyük ihtimal aynı videoya koyarım. Az önce gördüğünüz dünkü görüntülerle bunu. Konuşamıyorum sabah. Evet, downtown'da birkaç tane işim var. Onları halletmeye gidiyorum. O işlerimi hallettiğimde büyük ihtimal hava kararmış olacak. Ondan sonra görüşürüz diyeyim. Hadi görüşürüz. Gerçekten bayağı şiddetli yağıyor ya. Ya iki gün üst üste, yarın da kar varmış bu arada. Ben hiç bakmıyorum ama. Mesela şu anda school area'dayız. Yani görüyorsunuz sol tarafta yazıyor. Burada 30 kilometreyi geçemiyoruz. Şu anda görüyorsunuz tam 30 kilometre. Yani direkt ceza yiyor biliyorsunuz. Yani bayağı sıkılar devlet bu konuda. Şu anda 35-40'a yakın gidiyoruz ama. Yani 30 kilometreyi geçmek sıkıntı ama okul kapalıysa sıkıntı değil. Bugün de pazar günü olduğuna göre gaza basıyorum abi. Ama gene çocuklar falan var. O yüzden her türlü gene sıkıntı yaratıyorlar diye biliyorum. Bilmiyorum o kadarını, yani hafta sonunda hız limitine uymak gerekiyor mu ama. Gördüğünüz gibi kar bayağı şiddetini arttırdı. Ya yani dedik. Bu yakada çok fazla kar yağmıyor. Vallahi yağıyormuş yani. Ama şöyle söyleyeyim yani. Şu anda yağıyor ama yani herhalde bu sezon belki bir kere daha yağar. Ondan sonra bir daha yağmaz yani. Kolay kolay kar yağmıyor buralarda. Batı yakasında. Şöyle ortamı birazcık daha görün. Mesela adam köpeğini gezdirmeye çıkmış. Şu an New Westminster şehir merkezine geldik ve şurada mesela insanlar karda falan oynamak için buraya geliyor. Böyle beyzbol sahası gibi bir alan, yeşillik, böyle futbol sahası da aynı zamanda, kaleler var orada. Bayağı gördüğünüz gibi karlarla kaplı yani şu anda. İstanbul'da da kar yağıyormuş bu arada aynı tarihte. Ya büyük ihtimal siz ondan çok daha sonra izleyeceksiniz ama mesela insanlar köpeğini falan gezdirmeye çıkmış böyle. Evet, şimdi gym'e geldim. Sabah tekrar geldiğim için şimdi ağırlık antrenmanı yapmayacağım. Sabah geldiğimde ağırlık antrenmanı yaptım. Şimdi ip atlamaya geldim. Böyle bir 3-4 bin ip atlayacağım. Sonra biraz da kardiyo yapacağım. Gene size etrafı göstereyim. Sabah geldiğimde gene çekmeyi unuttum. Bu aralar çok unutkanlık başladı. Bir etrafı göstereyim şimdi. Evet, şu anda bayağı dolu saatlerdeyiz. Ama etraf şöyle. Böyle burada ip atlayacak yer var. Şu şekilde.
Thank you.